Biliyorsunuz ki geçenlerde bir seriye başladım ve bu serinin ilk videosu olarak CraftRise'da nasıl birinci olabileceğim hakkında bir plan yapmıştım. Bu videoyu izlemeden önce kesinlikle o videoyu izlemeyi unutmayın. Neyse, ilk gün kazanmak için elimden geleni yaptım. Toplamında 40 maç attım ve 29 kazanma elde ettim. 40 maçta bana 1337 puan verdi. Yine de 5. olmayı başardım. Buraya kadar çok normal değil mi? Ama ben kazanıp sıralamaya girdikçe insanların gözüne çarpmaya başladım. İnsanlar beni kazandığım için tanımaya ve bana target atmaya başladılar. Artık oyunda kazanmam zorlaşmaya başlamıştı. Ve bunun üstüne yetmezmiş gibi benimle aynı şeyi yapan, sıralamaya oynayan insanlarla oyunda sürekli karşılaştım. Oynadım ve en sonunda bir şey fark ettim. Sıralamaya oynayan insanların bir takımı vardı. Bu takımlar en az 2 veya 3 kişiden oluşuyordu. Şimdi bu adam istediği arkadaşıyla girer diyebilirsiniz ama bu takımların amacı sıralamaya girmeye çalışan kişiyi her oyun birinci yapmaya çalışmak. Anlamadıysanız biraz daha ayrıntıya gireyim. Bu takım oynamaya girmiyordu. İyi oyuncu target atmaya giriyordu. Yani iyi oynayan kişilerin oyunu kaybetmesine, hatta oyundan soğumasına sebep oluyorlar. Yani sıralama uğruna bu insanlar sizin oyun zevkinizi oradan buraya atıyor. Bu kişilere neden böyle yaptığını sorduğumda canım sıkıldı yanıtını aldım. Bunu anlatırken bile çok sinirlendim. Sıralama kasmaya devam edeceğim mi bilmiyorum ama CraftRise'ın bu konuya ciddi bir şekilde el atması gerekiyor. Evet, videonun sonuna geldik. Ben bu videoyu çekerken tam tamına 10k olmuşuz. Kelimelerle anlatılmayacak kadar mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoda hoşunuza gittiyse videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.